Ben biraz hava alacağım. Halil İbrahim nerede? Sen tek mi geldin? Yok, birlikte geldik de biraz yalnız kalmak istedi. Yalnız kalmak istediyse senin burada ne işin var? Eve bıraksaydı seni. Konu ben değilim Sema. Konu neydi kızım? Zeynep. Zeynep restorana geldi. Evleneceği adamla birlikte. Ne yaptı, ne yaptı? Halil İbrahim onları uyarmaya gitti, bu yaptığınız doğru değil diye. Zeynep de kalktı ayağa, sana ne gibilerinden attı tokat Halil İbrahim'e. Hem de restoranın ortasında. Zeynep, Halil İbrahim'e tokat attı. Hem de herkesin içinde. Ben bir gidip Halil İbrahim'e bakayım. Sen de bu işi doğru düzgün öğren. Sonra boşuna Zeynep'i vurmaya gitme. Eda Nur, sen ne günü oradasın acaba? Bir tane vuramadın mı Zeynep'in ağzına? Arkadaşım, anlamıyor musun? Donduk kaldık hepimiz öyle. Yoo. Vallahi bir tek o Davut donup kalmadı. Ha şöyle yandan ona bir baktım. Elini böyle attı beline. Usulca çekti silahını, verdi mermiyi ağzına. O lavuk var, en ufak bir hareket yapsa patlatacaktı kafasına. Dayım bilir neticede nasıl insan olduklarını. Zeynep'e de bu yaptığını yakıştıramadım. Belli ki Kaan da oraya inadına geldi. Ya Turan, sen neden içeri alıyorsun ki onları zaten? Ya hatun. Biz kapının önünde tokat yedik. Halil İbrahim de içeride. Sen düşünebiliyor musun ya? Zeynep bizim mekana gelecek. Hem de yanında bir adamla. Biz de Osman'la kala kaldık öyle. Hayır, bu adamın böyle silahsız, korumasız gelmesi de enteresan değil mi? Hani Didem'in söylediği gibi evet bir kasıtla geliyor ama tedbirsiz, boş geliyor. Adam biliyor Zeynep yanındayken kimsenin ona bir şey yapamayacağını. Gerçi doğru. Ben bir halıya bakayım. Vallahi Eda Nur, sana bir şey söyleyeyim mi? Ha bu komutana da yakıştıramadım. Bu da orada öylece dimdik durdu betondan heykel gibi. Zaten ona o yüzden söyledim, Davut kadar olamadın diye. Sanki sen oldun da boş boş konuşuyorsun. Sema, kusura bakma ama bu laflarını sen bu kılıbık kocana söyle. Ha bana laf etmek sana düşmez. He, hayret bir şey ha. Turan, Osman. Merhaba. Halil İbrahim burada mı? Ne yapacaksın Zeynep? Aşk olsun Osman'ım ya. Dün bir hata ettim, onu düzeltmek için geldim buraya. O yaptığın hata düzeltecek bir hata mı Zeynep? Beyler. Siz sevenlerin arasına girmeyin isterseniz ha. Şota, susar mısın lütfen? Sadece konuşup gideceğim. Bir tatsızlık çıkmayacak, söz veriyorum. İyi, iyi git konuş. Ama yüzüne bakarsa ne ala Zeynep. Ha Şota, o Tamer mevzusunda da yaptıklarını unutmadık ha. Ha. Ha kardeş ha. Herkes her şeyi unutsun. Bir benim yaptığımı unutmasın zaten.
Merhaba Didem. Ne işin var senin bu evde? Ne işin var bu evde? Şöyle söyleyeyim. Dün bir saygısızlık ettim. Halil İbrahim'i kırdım. Özür dilemek için buradayım. Yani Halil İbrahim'le konuşacağım, seninle değil. Senden özür bekleyen yok. Seni görmek isteyen de. Didem, bunu Halil İbrahim'in kendisinden duyarsam bir daha gelmem. Şimdi haber verir misin geldiğimi? Dün gece seni bir daha görmek istemediğini söyledi bana. O yüzden bunu bir daha sormayacağım. Şimdi birazcık gururum varsa git buradan. Sana ne? Benim onurumdan, gururumdan. Müsaade eder misin? Etmiyorum. Etmeyeceğim de. Halil İbrahim'le ne yaşadıysan yaşadın ve bitti. Şu an benimle beraber. Buna saygı duy ve kabul et. Bir daha da evimize de mekanımıza da gelme. Midem, hayırdır kiminle tartışıyorsun? Zeynep geldi, seninle görüşmek istedi. Ben de görüşmek istemediğini söyledim, gönderdim. İyi yapmışsın. Ama bir daha bana sormadan benimle görüşmek isteyen birini gönderme, olur mu? Hayatım, dün geceden sonra hani belki konuşacak bir şeyiniz kalmamıştır diye. Yanlış mı yaptım? Dediğim gibi, iyi yapmışsın. Ama yine de aklında olsun. Tamam hayatım. Bu arada akşam restorana gideceğiz hep beraber. Hazırlanmak istersen haberin olsun. Özel bir şey mi var? Sen varsın. Daha ne olsun? Afiyet olsun hayatım. Sağ ol canım. Sen hayırdır Didem? Anlamadım. Bu evden birini kovmak ne demek kafana göre? Sen dağdan geldin, bağdakini mi kovuyorsun? Dağdan gelmedim. Halil İbrahim'e biri saygısızlık ettiği için içeri almadım. Sadece o kadar. İçeri almadın. Bana bak. Orada öyle oturuyorsun. Ben bu evden birini kovduğum zaman beni kapı dışarı etmiştin. Ne oldu beyim? Kuralların mı değişti? Didem Hanım yapınca serbest mi? Ben ona gerekeni söyledim Semacığım. Neymiş ya gereken? Şu an eşyalarını topluyor mu mesela? Sema. Tamam sen de kusura bakma. Ben zaten Halil İbrahim'e bir daha yapmayacağımı söyledim. Ama nedense sen de benim yerimde olsan aynı şeyi yapardın diye düşündüm. Bu ev onun, Zeynep'in. Onun değil Semacığım. Burası benim atalarımın toprağı. Onun sülalesi buraya çöktü diye onların olmuyor. Ama kendisi böyle bir şey söylediyse eğer... yüzüme söylesin, çıkar gideriz. Yüzünü görseydi söyleyeceği bir şeyler vardı belli ki buraya kadar gelmiş. İlla ki sahip olduğu bir şeyle ilgiliydi ama konunun ev olduğunu hiç sanmıyorum. Kimle düşman olmak istemem biliyor musun? Sema'yla. Ben de. Hayırdır Halil İbrahim? Bir sıkıntın var? Akşam burada hep beraber olalım istedim Davut. Sen de Didem'e demişsin artık şu işin adını bir koyalım diye. Yani yanlış anlama Halil İbrahim. Senden dolayı değil. Ya sağda solda insanlar... İnsanların ne dediğinin hiçbir önemi yok Davut. Ama madem sen rahatsız oldun, tamam. Adını koyalım şu işin. Senin tanıdığın kuyumcu vardır.
Şöyle yeğenine yakışır bir yüzük al. Biliyorsun ben anlamıyorum bu işlerden. Didem'e de bir şey söyleme. Sürpriz olsun. Tamam. Çok mutlu oldum Ali İbrahim. Senin adına da, yeğenimin adına da. İkiniz de her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Eyvallah, eyvallah. Tamam. Ben şu işi halledeyim o zaman. Olur. Görüşürüz. Emre. Bak bu arka masalarla ilgilenelim tamam mı? Servisleri dağınık duruyor öyle durmasın. Tamamdır. Eda Nur. Davut abi buyur. Ali İbrahim Er çıktı mı? Az önce çıktılar. Yetişemedim. Bir şey gösterecektim ona da. Neyse. Sen bunu kasaya koy. Akşam Ali İbrahim'e verirsin tamam. Ne bu abi? Ya Ali İbrahim aldırdı. Sen kasaya koy. Akşam ona lazımmış. Halil İbrahim. Efendim canım. Çok kötü bir şey oldu. Kime? Bence sana. Nasıl yani Eda Nur, anlayamadım. Şu an elimde aynı seninki gibi bir tek taş yüzük var. Kimin yüzüğü? Halil İbrahim'in Didem'e aldığı yüzük. Sen ciddi misin? Maalesef ciddiyim. Halil İbrahim bu akşam bunu Didem'in parmağına takacak. Bana bir yüzük takmamıştı bile. Çünkü sen böyle bir şeyin peşinde değildin Zeynep. Ama Didem bir şeylerin peşinde. Beyefendi de gereğini yapıyor. Yani ne diyeyim Eda Nur? Halil İbrahim gibi mutluluklar dileyemeyeceğim ben. Teşekkür ederim haber verdiğin için. En azından bunu başkasından duymamış oldum. Görüşürüz. Ne Zeynep ne dedi yani yüzük meselesini duyunca? Ne halleri varsa görsünler dedi Sema. Ha yani izin verecekmiş öyle mi? Hiçbir şey yapmayacakmış. Ne yapabilir ki Sema? Zaten onun kendi parmağında yüzük var. Önce onun çıkarması lazım. Ya o kanı gerekirse Osman ya da Turan vurur gider cezasını çeker. O sorun değil. Ama Halil İbrahim Didem'in parmağına o yüzüğü takarsa... yani bunun geri dönüşü olmaz Eda Nur. Olmaz. Selam kızlar. Özel bir şey mi konuşuyordunuz? Yok canım, senden ne özelimiz olacak? Her şeyimizin içindesin maşallah. Şaka yapıyor. Otur sen. Bu ne şıklık? Teşekkür ederim. Halil İbrahim, akşama hazır ol. Hep beraber yemek yiyeceğiz dedi. Aslında sebebini de sordum ama söylemedim. Belki sana yüzük almıştır. Hadi canım. Öyle bir durum mu var? Var var. Kocaman bir tek taş alınmış. Eğer Oğuz bunu almadıysa ki maaşı yetmez. Belli ki sana alındı. Gerçekten mi? Yani Halil İbrahim şimdi bana evlenme teklifi mi edecek? Ben bir dayıma bakayım. Niye söylüyorsun kıza yüzük müzik diye? Sürpriz yapacakmış ya bayımız. O sürprizin içine etmek için söyledim. Ben bu mutluluğu ikisine de yaşatmayacağım Eda Nur. Evde yemek yok muydu? Niye bizi buraya topladın Ali İbrahim? Belli ki başka bir halt diyecek dayı. O yüzden buradayız. Hatun, bir dur da.
Sen biliyor musun konunun ne olduğunu? Maalesef biliyorum. Yeter Davut dediğimiz. Halil İbrahim kurban olayım. Ne diyeceksen de artık birazcık et yiyelim, kan yapsın da. Biliyorsunuz ben lafı dolandırmayı pek sevmem. Bu akşam burada hep birlikte olalım istedim. Didem'le tanışmamız ve beraber olmamız hepiniz için sürpriz oldu. Çünkü bu planlanan bir şey değildi. En azından bizim planladığımız bir şey değildi. Ama artık bunların bir önemi kalmadı. Önemli olan nasıl sonuçlanacağı. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Duydum ki herkes bir aradaymış. Ben de size katılmak istedim. Müsaade var mı dayı? Elbette kızım. Buyur gel, otur. Didem. Görüyorsun herkesin dayısı var. Benimki de derviş dayı. Tek mi geldin Zeynep'ciğim? Kaan nerede? Bilmem. Bütün sevdiklerim burada. Kaan'ın bir önemi yok. Hayırdır Zeynep? Bir şey mi oldu? Bu özel bir akşam yemeği. Yok canım, ne özeli? Biz bize yemek yiyoruz işte, ne güzel. Evet, ne iyi yaptın Zeynep, hoş geldin. Osman'ım ne var önünde? Ha vallahi sorma Zeynep. Ha bildiğin ot. Davut abi, yiyecek bir şeyler var mı? Ben çok açım da. Belki gece uzun olacak. Ben bir mutfağa bakayım. Zeynep'ciğim galiba Halil İbrahim'i duymadın. Özel bir akşam yemeği. Halil İbrahim, neymiş bu yemeği özel kılan? Zeynep lütfen gider misin buradan? Didem, biz konuştuk bunları. Madem Zeynep buraya kadar gelmiş, bir şeylere şahit olmak istiyor. Olur. Kendi bilir. Fikret arıyor. Söyle Fikret. Kardeş. Sen bana geleceğim dedin ama bir durum oldu. Evden çıkmam gerekti. Anca bir iki saate dönerim. Fikret, sana evden çıkma dedim. Demiştin de kardeş. Fikret! Halil İbrahim, ne oluyor? Fikret, iyi misin? Abi, Halil İbrahim. Fikret! Halil İbrahim, ne oluyor? Alo? Abi. Abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.